Tekrar merhabalar. Spor haberleriyle karşınızdayız. Bursaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını şu sıralarda İran temsilcisi Sepahan'la yapıyor. Mücadelede Sepahan'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Maçla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan herkesin merakla beklediği sorunun cevabını verdi. Ağustos ayının ilk haftasında transfer tahtasının açılacağını söyleyen Mestan, zor bir dönemde göreve geldiklerini ancak var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Yeşil Beyazlı camiaya müjdeyi verdi. Mestan, transfer tahtasının Ağustos ayının ilk haftasında açılacağını söyledi. Ağustos'un ilk haftasında tahtayı açtıracaklarını ifade eden Mestan, Sebastian Frey'in parasının ödenmesiyle birlikte puan silinme ve 2 sene transfer yasağı tehlikesini savuşturduklarını vurgulayarak, şimdiki süreçte de transfer yasağımız var. Bunu da açmaya çalışıyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Transfer tahtasını kaldırmak istiyoruz. Ağustos'un ilk haftası, inşallah transfer tahtasını açmayı düşünüyoruz dedi. Zor bir göreve soyunduklarını ifade eden Mestan, bizim amacımız başkan olmak değil, hizmet etmek. Bu sene misafir olarak bu ligde bulunduğumuzu düşünüyoruz. Sadece Bursaspor değil, Türk futbolu zorda. Elle tutulur transferleri hiçbir kulüp yapamadı. Şu an birçok takımın transfer yasağı var. Ben ağlayan insanlardan her zaman nefret etmişimdir. Bir şeyler yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz diye konuştu. Camiada yaklaşık 5 senedir bir mutsuzluk olduğu için şu an zorlandıklarını ifade eden Mestan, tek temennimiz bu kırgınlıkları aşmak. Koşturmaktan kötü niyetli insanların söylediklerini duymadım. Biz hizmet etmeyi seviyoruz. Ben hala kendimi futbol şube sorumlusu gibi hissediyorum ve öyle çalışıyorum dedi. Yine önemli bir hatırlatma, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'un Avrupa Maratonu başlıyor. Sarı Siyahlılar ikinci eleme turunda bugün Olimpia Ljubljana'yı konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de birazdan başlayacak. Bizler de şimdi günün öne çıkan transfer haberlerini ekranlarınıza getirelim. Beşiktaş, Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar geçen sezon Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde Tyler Boyd, sonraki ikinci transferi olan Douglas, siyah beyazlılardan yıllık 950 bin euro alacak. Geçen sezon Sivasspor'u Barcelona'dan kiraladığı Douglas, İspanyol ekibiyle kontratını tamamladığı için Beşiktaş, serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bugün İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon 2. lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Lig 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan futbolcuları Deniz Türüç'ün 2020'de bitecek sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Deniz Türüç'le sözleşme uzatma görüşmelerinden olumlu tepkiler aldığını anlatan Bedir, Kayserispor olarak Deniz Türüç'le ilgileniyorum. Deniz'le konuşup sözleşmesini uzatma konusunda görüşmeler yaptım. Kendisinden olumlu tepkiler aldım. Bana, başkanım ben Kayserispor'da Deniz Türüç oldum. Bana çok şey verdi. Ben de görevimi yaptım ama Kayserispor'u bir kenara bırakmıyorum. Üst düzey takımlardan Kayserispor'u ve beni mutlu edecek bir teklif olmazsa seve seve Kayseri'de kalırım dedi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kime yakın olduğu konusunda çok fikrim yok diye konuştu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Mustafa Yatabare ile İstanbul'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Spor, geçtiğimiz sezon Hansa takımında forma giyen forvet oyuncusu Utku Şen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Spor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Akgül'le İstanbul'da bir araya gelen Utku Şen, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Akhisarspor'da transferde üst üste imzaların atılması teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı mest etti. Son olarak Gazişehir Gaziantep'ten defans oyuncusu Uğur Aslan, sol kanat Erhan Çelenk ve orta saha Elmar'ı resmen renklerine bağlayan yeşil siyahlılarda Altıparmak çok kaliteli transferler gerçekleştirdiklerini söyledi. Artık sona geldik diyen deneyimli teknik adam yine aynı takımdan golcü Poepon'u da istediklerini söyledi. Her yerde bunun olacağını gösterdik. Sırada spor turu var. Fenerbahçe'nin Avusturya kampında soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi. Emre, ayrıldığın dönemdeki Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasındaki farklar neler sorusuna, bazı şeyler değişiyor, bir senede bile değişebiliyor. Bu 4 senelik arada bazı şeyler değişmiş, bu da normaldir ama önemli olan Fenerbahçe'nin değerlerinin, Fenerbahçe'nin aidiyetinin ve hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi. Geçmişte olduğu gibi başarıya odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin genlerinde zaten bu var. Fenerbahçe'nin hedefi her oynadığı maçı kazanmak olduğu gibi her bulunduğu kulvarda da şampiyonluk olacaktır inşallah. Biz de bunun burada sezon başı itibarıyla temellerini atmaya çalışıyoruz. Yeni bir oyuncu grubumuz var, yeni bir oluşum var. Güzel günler bir şekilde gelecektir şeklinde yanıtladı. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 30 Temmuz Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11'de başlayacak TFF 2. Lig ve saat 15'te yapılacak TFF 3. Lig fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. TFF 2. Lig'de mücadele eden İnegöl Spor Beyaz Grup'ta, 3. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Karacabey Belediye Spor'sa 3. Grup'ta mücadele edecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 2 grupta 18, 1 grupta ise 17 takım yer alacak. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Temmuz ayı dünya sıralamasında Afrika Uluslar Kupası, Kupa Amerika ve CONCACAF Altın Kupa finalleri nedeniyle köklü değişiklikler yaşandı. Kupa Amerika'yı kazanan Brezilya, dünya sıralamasında Fransa'yı geride bırakarak ikinciliğe yükselirken Belçika ise zirvedeki yerini korudu. Güney Amerika temsilcileri Uruguay, Kolombiya ve Arjantin'de çıkışa geçerek sıralamada ilk 10 takım arasına adlarını yazdırdı. Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir ise 28 basamak birden yükselerek 40.'lığa yerleşirken ayın en hızlı çıkışını gerçekleştiren takım olarak öne çıktı. CONCACAF Altın Kupayı kazanan Meksika 6 basamak çıkarak 12.'liğe, finalde kaybeden ABD ise 8 basamak yükselerek 22.'liğe yerleşti. Türkiye'nin ise 37. basamaktaki yeri değişmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle. Celtic 5, Nome Calcio 0, Bate Borisov 2, Rosenborg 1, Ferencvaros 3, Valletta 1, Maribor 2, AEK 1, Kluj 1, Maccabi Tel Aviv 0, Kızıl Yıldız 2, Helsingi 0, Dundalk 1, Karabağ 1. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.